Arkadaşlar hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Şimdi elimde çok güzel bir kitap getirdim. Trent yoldan. Trent yolu Kur'an tüm emekçilere başta Duygu Demire olmak üzere hepsine derin sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok mükemmel bir Dünya oluşturdular. Çok mükemmel bir yer orası arkadaşlar. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Dolap diye bir bölümleri var. İkinci elde bulunmayan bütün kitapları ben orada temin ettim. Trent yoldan ayrılmayın arkadaşlar. Tüm kitaplar, bütün kıyafetler, sağlıkla ilgili ne arıyorsanız, sporla ilgili ne arıyorsanız, müzikle ilgili ne arıyorsanız hepsi orada var. Fazla uzatmayacağım. Trend yolu iyi ki kurmuşsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese. Sevgili bilim insanı Devrim Döle'nin bir kitabı var elimde. Devrim Hanım inanılmaz derecede bakınız bilimsel verilerle çalışan bir Uranyen astrolog ve onun bütün yazıları çok fazla çok fazla doğruluk içeriyor ve kendisiyle henüz tanışmadık ama inşallah bir gün tanışırım. Devrim Dölen'in Uranyen Astroloji, Kozmobiyoloji kitabını elime aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle tutmak istiyorum. Uranyen Astroloji ve Kozmobiyoloji. Çok harika bir kitap. Şu şekilde set halinde geldi ve Gördüğünüz gibi bir de astroloji defteri var. Önce bir defterden başlayayım isterseniz. İkisi birlikte 150 arkadaşlar. Bakınız burada önce bir bizimle özdeşleşmesi için adımız soyadımız doğum dataları var notlar verebiliriz mutlaka bu deftere ben kendi kişisel bilgilerimi aktaracağım ve sıradan horoskoplar ve arkadaşlar Tabii ki sıradan derken yani bize özel değil. Bize özel değil. Evet planet hızlarından bahsediyor burada arkadaşlar. Defter bunda henüz kitaba geçmedim. Size tanıtmak istiyorum ilgilenenlere. Evet. Solar Return. Ayın döngüleri, güneşin döngüleri arkadaşlar. şunlar bakınız el oranlarıyla astroloji arasındaki bağlantılar evet mesela şurada ne yazıyor derseniz bakınız ee, mesela Mars'ın dereceleri burada anlatılıyor koç burcunun 0 ile 9 derecesinde etkilidir diyor aynı zamanda aslan burcuyla ilintilidir diyor Venüs venüsle ilintilidir diyor derecelerini anlatıyor arkadaşlar mesela mars bir tek koçla açıklanamaz başka burçların da üzerlerinde etkileri var bakınız burada klasik astrolojideki evlerden bahsediyor 12 tane ev. Mesela dokuzuncuyu okuyorum ben. Toplumsal bilinç ya e, şurada bakınız. Yabancı çevre, din, inanç, umut, yaşam felsefesi, felsefeyi ve uzak yolları ifade ediyor. İşte sizin e, gezegenleriniz hangi eve düşüyorsa ve hangi Elementin etkisi altında ise hava, toprak, su, ateş. Bunları tek tek okuyabiliyoruz arkadaşlar. Evet, defter çok harika bir defter. Ben bayıldım. Evet. Şöyle not alacağımız yerler yazılmış. Ben bunları çok güzel bir şekilde kullanmayı planlıyorum. Özel günlere özel açıklamalar yapacağım. Sizlerle de paylaşacağım Allah'ın izniyle. Çok güzel bir harika bir defter olmuş arkadaşlar. Not almak için ve ben bu Uranyen astrolojiyi çalışırken sık sık bundan faydalanacağım. Kapağı da çok harika. Ben yıldızname <laughs> kapaklarında çok kullanırım ve Şurada arkadaşlar bilgeliği temsil ediyor bu kuş ve yıldızlar aynı zamanda satürnyen durumlar merküryen durumlar hepsini tek tek anlatıyor. Uranyen astrolojisi devrim dönen tekrar ediyorum arkadaşlar. Evet. Uranyen astrolojiyi meydana getiren Alman ekolü Münih ekolünden burada söz ediliyor. Uranyen astrolojisi asteroidleri de katan, hiçbir şekilde kadersel etkilere yer vermeyen tamamıyla matematiksel asteroidler dediğimiz arkadaşlar belli düzende e, gezegenlerden daha küçük gök cisimleri onların işte bizim doğum anımızdaki yerleşkeleri bizim kadersel planımızı etkiliyor evet ama biz o olumsuzlukları kader kabul etmiyoruz. Gerekli çalışmalarla önlemler alarak onları en aza indiriyoruz. Öngörülen olaylar var ve onların çözüm yolları var. Uranyen astroloji bununla ilgileniyor arkadaşlar. 20. yüzyılda gelişmeleri anlatıyor arkadaşlar. Kozmobiyolojiden de söz ediyor biraz. Burada Almanlar ve İngilizlerin desteği çok fazla arkadaşlar. Astrolojiye, Uranyen astrolojiye, kozmobiyolojiye. Kozmobiyoloji burçların bizim dış görünümüşümüzle, işte iç, iç dünyamızla, anatomik yapımızla alakasını anlatıyor ve bunları inceliyor arkadaşlar. Şaşıracaksınız. Gerçekten çok şaşırtıcı. Evet. Albert'in kozmobiyolojiyi aşağıdaki gibi tanımlar diyor. Okuyorum arkadaşlar. Kozmobiyoloji, kainat ve organik yaşam. Kozmik ritimlerin etkileri ve insan üzerinde yıldızların hareketlerini yani yıldızsal hareketleri insanoğlunun bütün potansiyeli ve yaratılışı ve karakteri ve kaderinin olası dönüm noktaları arasındaki olası bağlantıyı, ilişkiyi inceleyen bilimsel bir disiplindir aynı zamanda dünya üzerindeki bütün bitki ve hayvan aleminden yansıyan bu ilişkileri ve etkileri araştırır. Sadece insanları değil bitkileri de ve doğayı da araştırıyor arkadaşlar. Hayvanları da katıyor. Denizi, dağı, işte depremsel olayları hepsini katıyor arkadaşlar. Bu amaçla kozmobiyoloji, istatistik, Analiz ve bilgisayar programcılığı gibi bilimsel araştırmaların modern metotlardan e, yararlanma ve bunları e, astrolojiye katmayı da içeriyor. Bilimsel verileri, istatistiği ve her türlü e, bilişim sektörünü astrolojiye katıyorlar arkadaşlar. Biz buna rahmetli hocamız Atan Uyur'un derdi ki hayatın ritmini yakalamak ve çok kehanetleri de hayatın ritmini yakalayarak buluyordu. Ve hiçbir şekilde Atanirun kehanetlerinden söz etmezdi ama çok sayıda kehaneti gerçekleşti. Biz bunu biliyoruz. Yakından takip eden birisi olarak biliyorum. Ama koduyu dağıtmayacağım arkadaşlar. Kısacası hayatın ritmini yakalayarak başımıza gelen olayları da anlatıyor sevgili dostlarım. Pek çok çizimler var. İçsel gezegenler var. İçsel noktalar, dışsal noktalar var arkadaşlar. Bakınız şurada neden 90 derece ve türevleri koç noktasından söz ediyor arkadaşlar. Koç noktası. ilkbahar ekinoks noktası olup tropikal zodyakı başlatan 0 derece koç noktası ilkbahar noktası. Uranyen astrolojide oldukça önemlidir. Diyal haritanın en tepedeki noktasıdır. İnsan ile toplumun önemli bir geçiş noktasıdır. Aynı ay düğümleri veya escape veya mc noktaları gibi bu yüzden koç noktasının düştüğü orta nokta kişinin toplumla arasındaki enerjinin en rahat aktığı alandır. Orp değeri 3,5 derecedir diyor. Yani açıların orp değerinden bahsediyor. 3,5 derecedir diyor. 3 dereceye kadar eksi artı etkiliyor. Bazı anahtar kelimeler güneş, yaratıcılık, eril prensip, ego, liderlik, dominasyon, açıklık, bağımsızlık, yaşamsal canlılık, ay. Dişil prensip, gizem, kapalılık, adaptasyon, beslenme, içgüdü, ölüm. Merkür, zihin, aktarma, yolculuk, iletişim, pratiklik. Venüs, Estetik, sanat, strateji, zevk ve arzular, realizm. Yani koç noktanızda Mars varsa cesur ve atılgan oluyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Söyleme sayıp benim koç noktamın yani tam tepe noktamın üstünde Mars var. Cesur ve atılgan mıyım bilmiyorum. Korkularım var mı? Evet, ama yani biraz cesurum herhalde. <laughs> Öyle bir kendimden örnek vereyim dedim. Hem koçum hem de tepe noktamda koç var arkadaşlar. Haydi bakalım hazır mısınız? Uranyen astrolojide içsel ve dışsal noktalar. Güneş içsel noktaları anlatıyor. Güneş ruh yaşamsal canlılık. Yaşama isteği canlılık kişilik objektivite. Yani güneşi kuvvetli olan birisi. Güneş eğer keskin bir yerdeyse önemli bir evde ise objektif oluyor. Kişi hatalarını da kabul ediyor. Bilinç, kalp, baba, erkek de lider. Uranyen astrolojide güneş gün anlamına gelir. Uranyen astrolojide ay saat anlamına gelir. Çünkü ay hızlı hareket ediyor. İki günde bir buç değiştiriyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Dışsal olanlara koç noktası bölümünde işlenmişti diyor. Ay düğümlerinden söz ediyor. Kuzey ay düğümü sosyallik, ruhu deneyimleme isteği, meydan okumalar. Güney ay düğümü asosyallik, ebertin, toplumsal açıdan edinilmiş bilgi ve alışkanlıklar, eskiyi deneyimleyememek ve ölümle bağdaşlaşıyor. Ev sistemlerinden bahsediyor arkadaşlar. Çok güzel çizimler var. Astroloji ile ilgilenenler, astroloji öğrencileri lütfen alın Devrim Dölen'in bu harika kitabını edinin. Devrim Hanım çok güzel yazmış. Evet arkadaşlar. Şurada Kapido'dan Transneptünyen cisimler diyor. Bakın Transneptünyen cisimler Admetos, Apollon, Kupido, Hades, Kronos, Poseidon, Vulkanos Zeus Neptün ötesi Trans Neptünyen Neptün ötesi cisimler demektir. Trans Neptünyen noktaları hipotetik sanal olduğunu unutmamak gerekir arkadaşlar. Tıpkı Kuzey Güney Ay düğümleri gibi birer böyle sanal noktalar bunlar. Açılarla tespit ediliyor gök cisimleri değil. Açılarla tespit edilen birer varsayımsal bölümler. Kapı diyor. Arkadaşlar kapı diyor. Evet. Kronos. <laughs> evet Kronos arkadaşlar. Satürn ötesi evet. Şimdi Einstein'ın burada bir şeyi var. Haritası var. Ben aslında 18 tane psikoloğun öldükten sonra hayatını inceledi. Ee, o sırf e, bilim insanı adı neydi arkadaşlar? Bugünkü telefonları bile e, onun sayesinde telsizi bulan kişi aslında. Oydu da. Evet. Ay, adamın adı aklıma gelmedi ya. <laughs> evet video çekimlerinde böyle konuya adapte olduğum için Evet aslında ben onun haritasını çok merak ediyorum. Sayı, yani çok sayıda kitabını da okudum. Hayatını anlatan kitabı da okudum. Nikolay Tesla. Evet Nikolay Tesla'nın haritasını çok merak ediyorum. Onu birkaç astrolog keşke incelese. Nikolay Tesla çok önemli bir insan. Yengeç olduğunu biliyorum. Nikolay Tesla'yı öldükten sonra pek çok psikolog inceledi tek başına yaşadı hiçbir şeysi yoktu ama yüzlerce buluşun evet şunlar çok harika arkadaşlar ben bundan çok faydalanıyorum bakınız şurada bazı astrolojiklerin dur durumunu anlatıyor adonis venüs terazideyken gözüküyor adonis öyle bir açı oluşuyor yakışıklılık veriyor, aşk üçgeni veriyor. İlk bahar yeniden doğuş. Venüs terazide bir erkekse arkadaşlar hep iki kadını birden idare eden tiplerdir yani. Merkür kovada. Asteroid Ayula'dan adını alıyor. Çünkü bugünkü İzmir Balıkesir civarında bulunan antik bir bölge olan Aylois bu isimle anılıyor. Büyük ihtimalle Yunan mitolojisinde rüzgar tanrısı olan Aylos'tan gelmektedir. Haliyle rüzgarla alakalıdır. Kova biliyorsunuz hava grubu. Venüs balıkta. Benim de Venüs balıkta Okuyayım bakalım. Sonsuz hayat dünya üzerinde fiziksel bir şeylere formlara ihtiyaç kalmaması. Evet arkadaşlar. Angel var. Merkür yay burcunda olanlar mesela. Merkür'ü yay burcundaysa insanların. Meliklerle şifa şifa uygulayabiliyorlar. Venüs balıkta yine bakın benim amor. Benim Venüs balıkta ve Merkür de balıkta. Balıkta çok sayıda asteroid var arkadaşlar. O da çok yönlü yapar insanları. Koç burcunda olmama rağmen çok sayıda balıkta stelyumum var. Balıkta çok yıldızım var. Şimdi zaten insan hiçbir şekilde bir burcun etkisinde değildir. Tamam koçum ama çok sayıda yıldızın balıkta onun özelliğini veriyor. Şifacılık da bana oradan geliyor. Yine medyumlukta güçlü bir akrepten geliyor. Ay burcum akrepten geliyor arkadaşlar. Şimdi Venüs balıkta okuyorum. Koşulsuz sevgi, sevgi hakkında düşünceler, sevgi konusundaki blokajlar ve sevmeye nelerin tesir ettiği. Sevgi için nelere sınır konulması gerekiyor. Evet sevgiyle ilgili sorunlarım var. Evet yani hep yani... Ee, sevgiyi bulamama gibi Venüs balıkta biraz sevgiyi bulamaz insanlar yani aradığı sevgiyi bulamaz daha doğrusu. Güneş balıkta balık burçları dinleyin. Tekrarlayan krizler, sanat, kehanet ve yaratıcılığa bakış, kişinin sahip olabileceği yaratıcı yetenekler ve ün, tahmin etme, yaratıcılık, bilinmeyeni aydınlatan ve aktarabilen üst bilgelik. Çok bilgedir Apollo. Güneş balıkta Apollo demek arkadaşlar. Asteroidler, asteroidleri anlatıyoruz. Mars akrepte karanlık ve kaos ve korku. Astraya, Venüs terazide. Venüs terazide olanlar biliyorsanız arkadaşlar. Erdem, adalet, ahlak anlayışı, temizlik, cinsel ifadesizlik, gözlemleme, olayların akışına seyirci kalmak, olayların şekillenmesine irade kullanmadan sadece tanıtlık etmek. Ön yargısız gözlemci kötü son diyor. Ay yengeçte, ay burcu yengeçler hazır mısınız? Aura. <laughs> ay burcu yengeçler, aura okur musunuz? Ay burcu yengeçler okusun. Evet. İsmi Finlandiya'daki bir nehirden gelir. Aura, suyun parlaması. Bir kişinin veya bir şeyin yaydığı parlaklık olarak yorumlanabilir. Paranormal olan anlamıyla da ilişkilendirilebilir. Güneş Aslan'da Aurora. Aurora. Arkadaşlar Güneş Aslan'da Aurora ve Aslan burçları okusunlar. Şurada arkadaşlar. Aurora bakın. Şurası. Ben okuyayım evet şafak dikkat çekmek gösteri ay burcu oğlak olanlar okuyorum arkadaşlar şurası kısıtlayıcı ve olumsuz koşulları olan veya ulaşılması zor olan yerleri ve madenleri sembolize eder yabancılık çekmekle de ilgilidir ay burcu oğlak ya da ay tepedeyse 10. evde ise de bu etkiyi verir arkadaşlar babel merkür yay burcunda Merkür 9. evde de aynı etkiyi verir. Babil yerine çok dil konuşulan ortamlar ve karışıklıkları da bu konuyla ilişkilendirebiliriz diyor. Satürn Akrep'te direnç ve korunma, haz ve acı arasında gidip gelme, alkolizm, aşırılık ve zehirlenmeler. Evet. Mars Akrep, Güneş Akrep burada de arkadaşlar. Güneş koçta koçlar koçtaşlarım çocuk masumiyetten bencilliğe uzanan çocuksu ve olgunlaşmamış tepkiler. Yo ben çok olgunum arkadaşlar ama çocuksu bir yanım vardır çabuk seviniriz sevgili koçlar. Bakınız child Mars koçta Böyle bir astroid bizi biraz daha çocuksa çocukça masumiyete götürüyor. Dawn, Eos, Güneş Koç, Koçtaşlarım. Bakınız bir tek o değil asteroid. Birkaç asteroidimiz var. Ne diyor? Şafak, yeni bir gün, yeni bir başlangıç. Çok severim yeni başlangıçları. Her gün yeniden yeniden doğarım arkadaşlar. Bütün Koçtaşlarımda da böyledir. Evet. Koç burcunda Mars'ınız var. Venüs balıkta. Bakın benim de Venüs balıkta çok sayıda ifade var. Bakınız Dali diyor. Dali. Salvador Dali'den alıyor adını. Venüsü balıkta olanlar okusunlar arkadaşlar. Dali. Evet. Adını ünlü ressam Salvador Dali'den almıştır. Sürrealizm gerçeklerin çarpıtılması, bir görüntünün içerdiği anlam gibi şeyleri sembolize eder diyor arkadaşlar. Yine Merkür balıkta Destemana. Destemana asteroidini anlatıyor arkadaşlar. Burada size söylüyorum. Asteroid adını Otello'daki bir karakterden almıştır. İftira ve entrika kurbanı olmak anlamına gelir. Aynen dostlar. Çok sayıda entrika Merkür balıkta insanları buluyor. Hiçbir iyilik cezasız kalmaz sözünün şekil bulmuş halidir. Aynen, aynen yaptığım bütün iyilikler kötülükle karşılaştı. Ve Merkürü balıktaysa bir insanın dikkat etmeli. Bütün iyilik yaptığım insanlardan kötülük gördüm arkadaşlar. İnanılmaz derecede doğru. Hani bunu bildikten sonra zaten artık iyilik yapmamaya başladım. İyi değilim. Yaşasın kötülük. <laughs> Merkür balıkta Dodona. Kehanet Zeus'la karşılıklı mesajlaşmak ve karşılıklı danışmak anlamına geliyor. Zeus'u istediği zaman çağırabilmek, hiç kimsenin haberi olmadan gizli yaşamak, çok yakın ama dışarıya kapalı mekan. Dodona. Merkür balıkta. Evet arkadaşlar. Venüs balıkta gene. <laughs> Balıklar aslında bir bakın bakalım. Venüs'te balıkta ise kayıp sevgili. Gidip de gelemeyen, nereye başvursak acaba kadın programlarına başvuralım. <laughs> Venüs'ü balıkta olanlar, kayıp sevgili var mı gidip de gelmeyen. Bağlılık, sevgiliye kavuşamamak, aynen. Geriye dönüp bakmak, kurtuluş yolunda mutlu son gelmek üzereyken son anda şüphecilin veya aptalın kurbanı olmak. Venüs koçta olanlar, doğa havipat, çiçekler, ilkbahar yenilenme, neşe ve üretkenlikle alakalı. Evet. Merkür balıkta eurokada Euroika arkadaşlar da bir başka yönü veriyor. Keşifler, bilimsel keşifler, e, kavrama, deneyim, tanrısal hafıza ve içgörü. İçgörü veriyor arkadaşlar. Evet. Merkür başakta hebe Ebedi gençlik, genç kalmak, yenilenme genelde Merkür Başak'taysa ya Terazisinizdir ya Başak ya da Aslan burcusunuzdur. Servis yapan insanlar hizmet diyor. Venüs Balık'ta platonik aşk veriyor. Galata'dan evet hiç olmayacak birisine aşık olmak, ideal sevgili, mucizevi bir şekilde ideale ulaşmak, süt beyazı renk. Evet, Mars Yay'da Ay yengeç. Ay yengeçler okuyorum arkadaşlar. Evde geçirilen zamanla ilgili bir asteroid olarak home office çalışmalarıyla iş çalışmasına e, katkıda bulunmak. Yani home office e, tarzı çalışırlar diyor. Birlikte yaşarlar ama nikah kıymazlar diyor. Bu, bu tür insanlarda da ay yengeçteyken oluyormuş. Evet. Arkadaşlar Hera, Merkür Balık'ta Kimsenin inanmadığı ama doğru olan tahmin ve öngörülerle tavsiyelerle ilgilidir. Ben demiştim. Bir doğum haritasının alacağı transitlerde bazen de felaketi astrola önceden haber verilir. Evet Merkür balıkta bazı şeyleri çok hissederim arkadaşlar. Gelen felaketlerin çoğunu hissediyorum. Merkür balıkta, Jüpiter aslanda, Venüs koçta Mars akrepte cerrahi müdahale veriyor. Çok sayıda e, ameliyat veriyor arkadaşlar. Mars oğlakta. Mars balıkta ses ve rezonans. Uranüs balıkta veriyor arkadaşlar. Merkür balıkta Reiki, Reiki'ye çok yatkınlar arkadaşlar. Lütfen okur musunuz? Reiki Master olduğumu hatırlatmak isterim. İyi bir şifacı olduğumun. Reiki. Merkür balıkta olan insanlarda Reiki ile çok özdeşleşiyorum arkadaşlar. Okur musunuz? Hiçbir şey tesadüf değil. Evet. Benim Reiki'ye girmem hiç tesadüf değil arkadaşlar. 20. yüzyılın başında Japonya'da ortaya çıkan enerji aktarımı ile ruhsal şifa vermeye dayalı olduğuna inanılan bir tekniktir. Rei her yerde var olan ki ruhsal yaşam enerjisi anlamına gelmektedir. Batıya evrensel yaşam enerjisi olarak tercüme edilmiştir. Ancak ezoterik olarak yüce kaynağın bilincini taşıyan, ruhsal amaçta çalışan yaşam gücü enerjisi açıklaması daha kapsamlı bir tariftir. R2 bir frekans bir ruhsal şifa tekniğidir arkadaşlar. Evet ay akrepte benim ay akrep ay akreptekiler buyurun gelin okuyalım. <laughs> Sefillik, açlık ve susuzluk, ulaşılamayan ihtiyaçlar, yamyamlık. <laughs> kendi nesline ve türüne ihanet etmek. Aman Allah'ım. Hoşgörüyü suistimal etmek yok ya. Yok ya ben hoşgörüyü suistimal eder miyim? Bir adım gelene on adım giderim. Yani bu biraz... E, yani zararlı etkisi olanlara. <laughs> Ay akrepler okudunuz mu? <laughs> Yam yamlık diyor. Yok arkadaşlar daha neler. <laughs> Tabii ki çok sert etki al, alması gerekiyor arkadaşlar. Çok sert etki aldığında oluyor her türlü etki burada neler var neler arkadaşlar An inanılmaz derecede güzel anlatımlar var ve aynı şekilde asteroidlerin numaraları veriliyor arkadaşlar bakınız Abdel Abelski Ajoa bakınız pek çok asteroid binlerce on binlerce asteroidin dereceleri veriliyor devrim dönen çok harika bir <laughs> kitap hazırlamış. Ben bayıldım. Astrolojiyi bilen, orta derecede az bilen her neyse. Evet arkadaşlar <laughs> inceleyebilir. Mesela burada Japonya'da evet Japonya'ya atom bombasının atıldığı tarihi anlatıyor falan. Yani ikizler Burcu'ndayken yani güneş ikizler burcundayken özür dilerim ee, o ikizler burcu saatinde atılmış sanıyorum ağustosta atılmıştı hepsini o burada açıklıyor arkadaşlar evet ikizleri ikizlerdeki venüs aş şiirleri yazdırıyor sevgiliden haber geliyor haberleşmeler var evet bunları anlatıyor pek çok olay var arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Umarım beğendiniz Devrim Dölen'in kitabını. Hoşça kalın. Beğendiyseniz likelayın ve yorum kısmına bir emoji bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Evet, astrolojinin gizemli dünyasında buluşalım. Onun dilini çözelim hep beraber.